güncel konu ve konuklarıyla Haber Arkası programıyla yeniden karşınızdayız sevgili izleyenler. Bugün astroloji konuşacağız. Ünlü astrolog Gülay Uman Alaoğlu bizimle olacak. Evet Gülay Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Evet. Duyabiliyor musunuz beni? Çok kısık geliyor sesiniz. Evet, sanırım teknik olarak küçük bir aksaklık var. Evet, çok kısık ses. Bugün astroloji konuşacağız. Türkiye için oldukça önemli bir yıl, 2023 yılı. Seçimler var önümüzde, Cumhuriyetimizin 100. yılı aynı zamanda. Peki Türkiye'nin haritasına baktığınızda siz neler öngörüyorsunuz? Hangi gelişmeleri göreceğiz? Türkiye'nin haritasına baktığım zaman aslında şöyle diyebilirim. Genel anlamda global olarak çok büyük bir değişim dönüşüm zamanına gidiyoruz. Neden diyeceksiniz? Gökyüzü hareketlerinden en önemlisi Plüton bu sene burç değiştirecek ve Kova burcuna geçecek. Kova burcuna geçmesiyle beraber aslında dengelerin tam anlamıyla değişeceğini söyleyebilirim. Türkiye içinde büyük değişimlerin olduğu, bunun yanı sıra ekonomik anlamda, finansal anlamda da büyük bir dar boğazın eşiğine geleceğimiz, özellikle Mayıs ayının sonuna kadar. Yani bu büyük gelişmeler derken seçim anlamında neler olacak mesela? Şimdi önümüzde büyük bir seçim var 2023'te. Seçimle ilgili öngörüleriniz nelerdir? Mesela şu anda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı. Ancak Altılı Masa'nın Altılı Masa henüz bir aday açıklamadı ve birçok isim zikrediliyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi. Bu liderlerin haritasına baktığımızda siz neler görüyorsunuz? Benim öngörüm açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yönünde. Mansur Yavaş ve İmamoğlu olmayacak. Ya bu kadar kesin ve net diyorsunuz yani. Kesin ve net Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. Peki Türkiye erken seçime gider mi? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani bundan önceki seçime baktığımızda bir erken seçim olabilir. Erteleyeceklerini sanmıyorum açıkçası. Aslında geçtiğimiz 2022 yılının Kasım'ı gibi falan bir beklenti vardı. Ekim-Kasım gibi ama olmadı. Sanıyorum hani böyle bir Mayıs ayı gibi falan bir erken seçim olabilir. Erken seçim olabilir diyorsunuz yani. Peki evet. Bu senenin şimdi en çok konuşulan konularından bir tanesi de enflasyon. Evet. Şimdi 2 yıllık bir pandemi sürecinin ardından biz bütün dünya, daha doğrusu Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsıldı ve enflasyon bütün dünyada arttı aslında. Türkiye'de bu durumdan çok etkilendi. Önümüzdeki yıl, yani daha doğrusu 2023 yılı içinde bu enflasyon ekonomi anlamında neler değişecek? Siz bir iyileşme, bir umut, bir şey görüyor musunuz açıkçası? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim, ben biraz astrolojide astrolojik bir bilgi vermek istiyorum. Bundan önceki Plüton'un Kova burcuna geçişinde baktığımızda 4 Nisan 1777 yılında Plüton Kova'ya geçmiş. Tam anlamıyla retroları falan 1778 yılında, bundan önce Plüton Kova'da hareketine başlamış. Ne olmuş biliyor musunuz o zamanlarda? Amerika Bağımsızlık Savaşı. 1775-1783 yılları arasında. Ve baktığınızda aslında yine Osmanlı o dönemde Rusya'yla, Osmanlı Devleti Rusya'yla savaşa giriyor ve savaşı kaybediyor. Yine baktığınızda Fransız Devrimi bu zamanlar içerisine geliyor. Dolayısıyla ve krizin eşiği olduğu dönemler. Demek ki bu önümüzdeki Plüto geçişiyle beraber hem genel olarak
global anlamda finans sektöründe, bankacılık, borsa, bütün para piyasalarında çok köklü değişimler, krizler. Plüton kriz demek. Yani biz Plüton sancılı geçişleri ve dönüşümleri anlatır. Biz 2023 yılında da kolay atlatamayacağımız bir süreç söz konusu hakikaten. Özellikle Nisan-Mayıs ayları, Mart-Nisan-Mayıs diyeyim, 3 aya vurayım. Hani yeni bir çağa giriyoruz. Bununla beraber senenin sonu, Ağustos çok önemli, Eylül-Ekim ayları çok önemli finansal olarak. Yeni parasal konularda yaptırımlar gelebilir, vergiler vesaire gibi. Bunları bekliyoruz. Zaten baktığınızda pandemi başladığında ben şöyle söylemiştim. Bütün astrolog arkadaşlarım da diyor aslında. Ben şunu söyledim, ben bunu söyledim. Ben dedim ki pandemi hiçbir şey değil. Bizi en çok kıracak olan gıda, sanayi ve finans. Yani bu sene aslında kışa girdik. Şubat, özellikle Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'a kadar söz konusu olan bir ekonomik darboğazdan, krizden söz edebiliriz. Yani 2023 yılı bizim için kriz yılı diyebilir miyiz peki ekonomik anlamda? Kriz yılı, hatta şöyle diyelim, 2024'e de sirayet edecek bir kriz yılı. Çünkü bir anda düzelecek, hani bir sihirli değnekte yok değil mi? Dolayısıyla hani 2027-2028 yılından önce ne ülke olarak bize ne de global anlamda rahat yok diyebilirim finansal anlamda. 2028 yılına kadar mı diyorsunuz? O süreç mi diyorsunuz şimdi? Çok özür dilerim, duyamıyorum. Yani bizim bu krizi atlatabilmemiz için hangi tarihte mesela atlatacağız bu krizi? 2023 yılı kriz yılı olacaksa? Evet. Ya şöyle diyebiliriz aslında, 19 Kasım 2024'te tekrar Plüto bu sene Kova'ya geçecek ama retroları var, tekrar Oğlak'a gidecek, Kova'ya gelecek. Tam anlamıyla önümüzdeki yıl 19 Kasım 2024'te aslında dengelerin yavaş yavaş oturmaya başladığını burada düşünebiliriz. Yani 19 Kasım 2024 ile beraber bazı şeylerin hani yavaş yavaş rayına girmeye başlayacağını göreceğiz ama bir anda değil. Bu birkaç seneye yayılan düzelme süreci diyebiliriz. Peki şimdi ekonomiden bahsettik. Salgın hastalıklar konusunda neler düşünüyorsunuz? Şimdi baktığımızda 2 yıllık bir pandemi sürecinin ardından şu an bir nebze daha rahatız. Bütün maskeleri attık. Ancak her an işte farklı bir salgınla karşılaşır mıyız? İşte başka bir şey olur mu diye bekliyor açıkçası insanlar. İşte evet. Çin'de yeni vakalar artmaya başladı. Farklı hastalıklar ortaya çıkıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bir sonraki dönemde biz yeni bir pandemiyle karşılaşacak mıyız? Açıkçası gökyüzünde öyle bir enerji maalesef ki var. Özellikle önümüzdeki Eylül ayları ile beraber, yaz sonuyla birlikte ciddi anlamda bir sağlıkla ilgili sınanabiliriz. Yani sağlıkla ilgili yine sınanacağımız bir yıl kapıda diyebilir miyiz o zaman? Diyebiliriz. Ben size şöyle söyleyeyim. 8-9 Ekim, yani Ekim ayının başları, yine bu Nisan, Mayıs ve Ekim bizim için çok önemli. Nisan, Mayıs ayında da her an böyle bizi şok edecek, bizi şaşırtacak aslında durumlar alevlenebilir. Peki bu tutulma dönemleri de Nisan-Mayıs aylarında sanıyorum, eğer yanılmıyorsam, bu tutulma dönemi de etkileyecek mi, bu olayları tetikleyecek mi? Tutulma hem finansal olarak etkileyecek aslında bizleri, hem de bir takım hani sağlıkla ilgili problemleri bizlere verebilir gerçekten.
Peki şimdi 2023 yılı için kriz yılı dedik, salgın hastalıklar kapıda olabilir dedik. Peki hiç mi güzel bir şey yok? Yani bizim yüzümüzü güldürecek hiçbir şey olmayacak mı bu yılda? Vallahi şimdi bir de şöyle bir durum var aslında. Bu sene bizim kadersel ay düğümleri dediğimiz düğümler Koç ve Terazi aksına geçecek. Dolayısıyla orada yine bir takım değişimleri göreceğiz ama bu sene iki tane burcu çok konuşuyoruz. Koç ve Boğa burçları diye. İşte Jüpiter Boğa'ya geçecek, orada biraz finansal anlamda ufaktan rahatlatabilir bizleri belki. Çünkü Jüpiter bizde astrolojide baktığımız zaman mutluluk gezegenidir, joy gezegenidir. Neşe verir, genişletir, fırsatlar verir. Dolayısıyla orada bazı beklentilerimiz var açıkçası. Yani güzel gelişmeler de olacak, hemen enseyi karartmayalım derler ya. Yok, kesinlikle. Ya insanoğlu öyle varlıklarız ki biz unutuyoruz. Pandemide bile değil mi? Dünya olarak evlere kapandık. Hiç deneyimlemediğimiz bir durumu deneyimledik. Ona bile alıştık. Alışıyoruz. Peki. Dolayısıyla tabii ki bu kadar negatif olayın arasında güzellikler de var. Hani şu, herkesin söylediği bir şey var ya, kiminin krizi kiminin fırsatı olur. Bunun yanı sıra tabii ki bazıları da şanslı fırsatlar yaşayacaklar. Burçlara birazdan değineceğim aslında. Ben Türkiye için genel bir şans, genel bir güzel bir haber var mı diye merak ediyorum aslında öncelikle. Türkiye için şöyle söyleyebilirim baktığınızda. Şimdi dünya geneline baktığımızda özellikle Rusya-Ukrayna savaşı değil mi? Bunun yanı sıra İran içerisinde kendi içinde bir başkaldırı var. Aslında Plüton'un kovaya geçmesiyle özgürlük, insanların daha özgür hareket istemesi söz konusu olacak. Bununla beraber hani İnsanlar daha özgür olmak, belki daha rahat etmek için tercihlerini değiştirecekler diyebiliriz. Peki Rusya-Ukrayna savaşıyla şimdi değindik. Sizce bu savaş bitecek mi 2023 yılında? 2024'te tam anlamıyla biter. 2023'te hani tam olarak sonlanmaz diye düşünüyorum. 2024'te kazanan taraf kim olur derseniz, demin size örnek verdim. Hani bizim tarihimizden de Osmanlı-Rusya savaşından da Rusya kazanır, kazanan taraf olur. Bu kadar ve 2024'de sarkar savaş. 2024'de sarkar. Yani diyorsunuz ki bir yıl daha ne yazık ki Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle başa çıkmak durumunda kalacağız o zaman. Evet, ve Avrupa'da Rusya ile anlaşma yoluna gidecek. Avrupa bütün bu yaptırımlar şu anda ön plandayken Rusya'ya karşı anlaşma yolu seçilecek diyorsunuz yani. Kesinlikle, kesinlikle. Gerçekten büyük bir iddia. Pekala, o zaman kayıtlara da geçsin bu sözlerimiz o zaman. Geçiyor tabii ki, şu an kayıt altındayız. Peki, şimdi Türkiye'den bahsetmişken, dünyadan bahsetmişken aslında herkesin merak ettiği, şimdi bir astrologla program yapınca herkes bana şöyle dedi. Bizim burcumuz ne olacak? Bizim burcumuz 2023'te neler bekliyor? Şimdi herkesin en çok merak ettiği kısma gelmek istiyorum aslında. Sırasıyla dilerseniz siz de burçları birazcık tanıyalım. Daha doğrusu neler yaşayacak öğrenmek istiyorum. Yani bu sene aslında en şanslı burçlardan bir tanesi Koç burcu, bir diğeri Boğa burcu. Ama en şanslı derseniz mesela Boğa burcu. Koç burcundan başlarsam, Koç burçları bu sene kendilerini dönüştürecekler. Yılın sonuna baktıklarında bambaşka bir birey görecekler karşılarında. Her şeye yeniden başlayacaklar ve şunu unutmasınlar, hakikaten bu sene şans onların yanında olacak. Uzun zamandır Mars retrosu onları İkizler Burcu'nda gerileyerek test ediyordu. Özellikle kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlar. İlişkilerinde sorunlar yaşıyorlardı. Fakat yavaş yavaş 2023 yılında özellikle
Koç burçları için değişim yılı olacak diyebilirim. Değişimden kastımız bu değişim aslında evet. 7 Mart'ta Satürn'ün Balık burcuna girmesiyle beraber başlayacak. 2025'e kadar belki daha fazla dikkatlerini kendi iş dünyalarına, daha fazla manevi konulara verecekler. 23 Mart'ta zaten Plüton Kova burcundaki yaklaşık 20 yıllık bir yolculuğuna başladığında hedeflerini, planlarını, çevrelerini değiştirecekler. Çünkü Plüton onların 11. evlerinde, yani umutlar ve idealler evlerinde. Dolayısıyla daha sosyal, arkadaşlarıyla ilgili, organizasyonlarla ilgili konularda daha fazla sosyal olmaya başlayacaklar 2023 yılında. Şimdi, sevgili koçlar. Şimdi koçlara başladık, burçlara, ama ben onun öncesinde araya şunu hani söylemek istiyorum arada. Şimdi bu tutulmalarla ilgili biz birçok şey duyuyoruz. İşte Merkür Retrosu geri gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Öncelikle bu tutulmanın insan hayatındaki rolünü, daha doğrusu bizi nasıl etkilediğinden biraz bahsedelim. Sonra burçlara devam edelim istiyorum. Sizin için de bir mahsur yoksa. Tabii ki. Şimdi tutulmalar dediğimizde, bizim tutulma dediğimiz güneş ve ayın ya yan yana olması ya da karşıt, birbirlerine karşıt olması. Yani aslında burada yeni ay ve dolunaydan bahsediyoruz. Astrolojik olarak yeni ay ve dolunaylara güneş, özür dilerim, ay düğümleri, güney düğüm ya da kuzey düğüm eşlik ettiğinde bunlar tutulmaya dönüyor. Ya güneş tutulması oluyor ya ay tutulması oluyor. Eski astrologlara baktığınızda her iki tutulmayı da aslında negatif etkiler olarak görürler. Fakat günümüz modern klasik astrolojide artık dolunaylar biraz daha sertlik, sert bir enerjiyi anlatıyor. Hani bizi artık böyle açığa çıkan, artık tamamlanması gereken şeyler, bitişler, görünmeyenlerin görüneceği zamanlar, yeni aylar da ve güneş tutulmaları da yeni başlangıçları anlatıyor. Diğer taraftan mesela güneş dediğimizde biz güneş eril figürleri anlatıyor. Dünya astrolojisinde mesela cumhurbaşkanı, yönetici figürlerini anlatıyor. Normal doğum haritasında babayı, eşi anlatıyor. Eril bir enerji. Ay'a baktığınızda ay dişil bir enerji. Duygularımızı, ruhumuzu, içgüdüsel, bilinç dışı davranışlarımızı, bilinç altını, anneyi, aileyi anlatıyor. Şimdi her iki ışığın, yani gezegen demiyoruz aslında biz, ikisi ışık. Güneş gündüzün, ay gecenin ışığı. Dolayısıyla ikisinin bir arada oluşturduğu bir astrolojik, astronomik olay, değil mi? Yeni aylar, dolunaylar, astronomik olaylar. Hı hı. Baktığınızda ay dolunaylarda ne olur? Mesela hani gelgitler, evet. Doğada mesela özellikle bazı hayvanlar üzerinde daha agresiflik. İnsan olarak baktığınızda bizde de duygusal olarak, değil mi, daha bir gergin oluyoruz. Evet, daha gelgitli dolunaylarda. Oluyoruz. çünkü insan vücudunun hani çoğunluğu sudan oluştuğu için, dünyaya baktığınızda dünyanın da en fazla suyla, hani miktar olarak sudan su olarak fazla olmasından dolayı aslında etkileniyoruz. Duygusal, bilinçaltı, bilinç olarak etkileniyoruz tutulmalardan. Peki şu anda sanıyorum bir tutulma dönemindeyiz, değil mi? Sesiniz yine gitti. Evet, şu an duyabiliyor musunuz beni? Çok kısık duyuyorum. Peki, sanırım teknik bir sıkıntı var. Şu anda da biz bildiğim kadarıyla bir tutulma dönemindeyiz, değil mi? Evet. Ne zaman bitecek peki bu tutulma? Şu anda bir tutulma döneminde değiliz. Nedir peki şu anda? Alo. Aman ayı diyorum, pardon. Tam gidip geliyor sesiniz açıkçası. Şu anda peki bir retro tutulma aynı şey mi? Çok da retrolar ve tutulmalar aynı şeyler değil. Retrolar gezegenlerin aslında şu an bir retro dönemindeyiz. Evet. Tutulma değil bu. Merkür retrosu en çok etkiliyor bizi.
Merkür retrosundan bahsediyorsunuz evet, şu an. Evet, tam olarak Merkür retrosundan bahsediyorum. Yani evet, ve şu an iletişim kopukluğumuzla baktığımızda aslında yanlış anlaşılma. Bu yine bir Merkür retrosu. Retronun işareti. 29 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda retro harekete geçti. Dolayısıyla Mars retrosu yine 12, şu an yine Mars retrosu var, o da 12 Ocak'ta bitecek. Merkür retrosu 18 Ocak'ta bitecek. Az kaldı. Ondan sonra biraz rahata edeceğiz aslında. Retro dönemi desek daha yerinde olacak. Evet. O zaman retro ve tutulma dönemleri farklı karıştırmayalım diye de buradan ekleyelim. Evet. Şu anda Mars retrosu ve Merkür retrosu var. Ama dediğim gibi 12 Ocak'ta, 18 Ocak'ta sırasıyla bitiyorlar. Hemen arkasından yılın en hareketli zamanları Mart ayı başlayacak. 7 Mart'ta Satürn Kova burcu Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapacak Satürn ve 2025 yılına kadar Balık burcunda kalacak. Balıkları orada biraz sınayacak aslında, Balık burçlarını. Evet, şimdi Balık'la mı devam ediyoruz o zaman Koç'tan sonra? Hayır. Hangi burçla? Devam etmeyelim. Tamam. Şöyle yapalım. Direkt söyleyin. Sırası Boğa burcuyla devam edelim. Peki. Koçları anlattık. Boğa burçları dediğim gibi en şanslı burçlar. Aşktan yana yaklaşık birkaç senedir yüzleri gülmeyen boğa burçları bu sene hem aşk, hem iş, hem de paradan yana şanslı olacaklar. Oldukça güzel bir yıl bekliyor o zaman boğa burçlarını diyebiliriz. Aynen öyle. İkizler burcu yine şanslı. İkizler burcu kendilerine hayal kırıklığına, özellikle 2022 yılında fazlaca hayal kırıklıklarına maruz kaldılar. Ama endişelenmesinler, çünkü İkizler Burcu hayal ettiği her şeyi aslında bu yıl gerçekleştirme şansına sahip. Manevi anlamda dönüşüm yaşayacaklar. Bu yıl aslında baktığımızda onlar da köklü değişimlerle beraber hayatlarını yeniden inşa edecekler diyebiliriz sevgili İkizler Burcu için. Evet, Koç ve İkizler yeni dikkat. Yeni burçlar olarak baktığımızda evet. Bu yıl biraz sınırları test ediliyor. Aslında tekamül edecekler daha fazla. Olgunlaşacaklar. Tekamül olmak demek, olgunlaşmak demek. 2022 yılında çok şey öğrendiler onlar. Kimin doğru, kimin yanlış, nerede yanlış yaptılar, nerede doğru yaptılar ve bu sene aslında özellikle sene sonuna doğru rahatlayacaklar. 12 Ocak'ta ikizlerdeki Mars gerilemesi sona erdiğinde bazı korkularının üstesinden gelecek sevgili yengeçler. Evet, yengeçler içinde o zaman güzel bir yıl olacak diyebiliriz sanıyorum. Evet. Farkındalığın aslan burçları için arttı. Baktığımızda evet. Aslan burçları bu sene hayatlarına büyük bir hareket getirecekler. Her şeye aslında sıfırdan yeniden başlayacaklar diyebiliriz. Özellikle Mart ayıyla beraber ortaklaşa kazançlar, eşin parası, miraslar, belki ilişkilerle ilgili konularda hayatlarında bazı başlangıçlar ve bitişleri deneyimleyecekler. Bu yıl hayat aslan burçları hayatlarındaki güç dinamiklerini değiştirecekler. Kendileri için ayağa kalkmanın gerekli olduğunun bilincine varacaklar. Onlar da dönüşüyorlar. Özellikle şöyle söyleyebilirim. Bekar aslanlar evlenebilir. Fakat evli olanlar ve ilişkilerinde sıkıntısı olan aslan burçları da boşanmanın eşiğine gelebilirler. Ortağından ayrılabilir veya ortaklık kurabilir sevgili aslanlar. Yani aslan burçları için dikkat edilmesi gereken bir yıl olacak diyebiliriz o zaman, değil mi? Evet. Peki devam edelim isterseniz. Başak burçları kariyerlerinde bir dönüm noktasına gelecek. 2023 yılıyla beraber ve Mars retrosunun bitişi özellikle 12 Ocak'tan ve 12 Ocak'tan diyelim aslında ve Merkür'ün gerilemesinin sona ermesiyle birlikte ruh hallerinin daha fazla
canlandığını, belki enerjik olarak vücut bedensel enerjilerinin daha fazla arttığını, ilişkilerinde güzel gelişmeler yakalamaya başladığını hissedecekler. Satürn'ün balık burcuna girmesiyle beraber aslında ilişkiler anlamında test edilecekler. İlişkilere biraz dikkat etsinler. Önümüzdeki 2 yıl boyunca sevgili Başaklar, ilişkilerinizde eğer ortak iş yapıyorsanız, ortaklaşa yaptığınız işlere, ortağınıza dikkat etmenizde fayda var diyor. Evet, peki. Plüton biraz sağlık olarak onları zorlayabilir. Sağlıkla ilgili ya da evcil hayvan besliyorlarsa evcil hayvanla yani onlarla ilgili bir takım testleri olabilir. Genel anlamda bir yıllık check-up bu sene muhakkak yaptırsın. Evet. Sevgili Başaklar. Sağlıkla sınanabilir diyoruz ve dikkat diyoruz o zaman. Evet. Terazi burçları şanslı. Bu sene standartlarını yükseltme, hayat kalitelerini artırmaları söz konusu. 12 Ocak'la beraber aslında daha fazla açık fikirli, açık sözlü olacaklar. 4 Şubat'tan sonra belki ev aile konularıyla ilgili konularda yaşadıkları sıkıntılar varsa bunlarla ilgili refaha erebilirler. Aileyle ilgili belki ev almak istiyor mesela terazi burcu. Güzel gelişmeler yakalayabilirler. 2023 yılı birçok zorluğun yanı sıra büyük başarılar için terazilere şans ve fırsatlar sunuyor. Değerlendirmek onların kendi elinde aslında değil mi? Seçimleriyle alakalı diyebiliriz. Plüton Kova burcuna girdiğinde onlar da aslında hani bu 20 yıllık süreçte belki ilişkilerle ilgili, aşkla ilgili, flörtle ilgili uzun yıllardır mesela bizim 5. ev dediğimiz alan çocuklarla ilgili aşk ilişkisi yoktur, hayatına birisi girebilir. Uzun süredir çocuk sahibi olamıyordur, problem vardır, çocuk sahibi olabilirler. Dolayısıyla aşk ilişkileri ve aile yaşantıları ile ilgili, çocuklarla ilgili deneyimleyecekleri pozitif enerjiler söz konusu diyebiliriz. Evet, peki. Sıradaki burcumuz hangisi? Akrep burcu. Ben çok peki. Kısık duyduğum için yakınlaşıyorum. evet, Akrep burcu. Onlar da bu sene kendilerine yepyeni, hatta daha iyi bir hayat inşa edecekler. Hayatlarının kontrolünü ele alacakları bir yıl diyebiliriz 2023 yılı için. Onlar da kendilerini ifade edecekleri bir yıla girdiler. Fakat şöyle sevgili akrepler, biraz bu yıl eğlence, keyif, yeme içme alışkanlıklarını değiştirme zamanı. Biraz daha hani kontrollü olma zamanı onlar için. Dolayısıyla yemeğe, içmeye, eğlenceye dikkat etsinler diyorum evet. Sevgili akrepler için. Evet, peki devam edelim dilerseniz. Yine devam edelim şöyle. Yay burçları, sevgili yaylar geçtiğimiz yıl aslında özellikle ilişkilerinde çok fazlaca baskı hissettiler. Ama bu yıl onlar için en güzel müjdeli haber ilişkileri düzelecek. Birçok yay burcu evlenecek. İlişkilerinde problem olan birçok yay burcu ilişkilerini yoluna sokacak, düzeltecekler diyebiliriz. Aslında belki aynı fikirde olmadığı kişilerle aynı fikirde olmaya 2023 yılında kendilerini daha hazır hissedecekler. Aynı fikirde olacaklar. Fikirler değişiyor, düşünceleri değişiyor. Sevgili yay burcunun ve düşünmeye, eyleme geçme, iletişim şeklini değiştirme zamanları başladı. Zihinsel iletişim, analiz aslında mental anlamda kendilerini dönüştürecekleri bir 2023 yılından söz edebiliriz. Evet, şimdi kısa bir ara vaktimiz geldi. Reklam sonrası yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
Sevgili izleyenler, kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Evet, Güray Hanım bize burçları anlattı. 2023 yılında burçları hangi gelişmeler bekliyor ondan bahsettik. Evet, Güray Hanım beni duyabiliyor musunuz? Evet, çok net şu an. Evet, sanıyorum Oğlak Burcu'nda kaldık. Evet. Sevgili Oğlak Burçları 2023 yılında aslında tutkularının peşinden gidecekler. Bu sene rüzgarı arkalarına alıyorlar. Oldukça rahat edecekler. Sene başında biraz... Evet. Güley Hanım şu anda bize 2023 yılında burçları anlatmaya devam edecek. Evet. Duyabiliyor musunuz sesimi Güley Hanım? Kısa bir teknik sıkıntı oldu sanıyorum. Evet sevgili izleyenler, 2023 yılında burçları hangi gelişmeler bekliyor, neler olacak? Kariyer anlamında, sağlık anlamında, başarı anlamında neler olacak? Hepsini Güley Hanım anlatacak. Evet Güley Hanım, duyabiliyor musunuz sesimi? Evet, duyuyorum gayet iyi. Evet, Oğlak Burcu'nda bak kalmıştık. Devam edelim dilerseniz. Sevgili Oğlak Burçları bu sene rüzgarı arkalarına alacaklar ve tutkularının peşinden gidecekler. 2023 yılına yüksek bir enerjiyle başladılar. Fakat böyle Ocak ayının sonlarına doğru bazı stres içeren durumlarla karşılaşabilirler. Hiç endişelenmesinler. Şubat ayı onlara çok mucizevi güzellikler getirecek. İhtiyaçlarına odaklanmak, belki kendi iç seslerini dinlemek için zaman ayırsınlar kendilerine. Mart ayıyla beraber aslında çok güzel gelişmeler söz konusu sevgili Oğlak Burçlarının hayatında. Ve 7 Mart'ta Balık Burcu'na Satürn'ün girmesiyle beraber önümüzdeki 2 yıl boyunca iletişim, kendilerini ifade etme şekillerini, yakın arkadaşları ile ilgili konularda yine büyük değişimler yaşayacaklar diyebiliriz. Evet. Oğlak burçlarını güzel bir yıl bekliyor. Aslında şanslılar ev, mal, mülk sahibi olurken yeni bir aile üyesinde ağırlayabilirler. Yani belki aileye bir müjdeli bebek haberi gelebilir. Evet, peki. Oğlak burçlarını sanıyorum bitirdik. Sırada hangi burcumuz var? Sırada Kova burcumuz var. Kova burçları da bu yılın şanslı burçlarından. Bu yıl kendilerine çok daha fazla güvenecekler. 2023 yılının onlara sunacağı hediyelere bayılacaklar diyebilirim. İkizler Burcu'ndaki Mars gerilemesi sona erdiğinde Ocak ayının 12'siyle beraber aslında doğrudan hayatlarında sürprizlerle karşılaşacaklar. Eğlence, romantizm, yaratıcılıkla ilgili konularda hayatlarına yenilik gelebilir. Mesela Ocak'ın 12'siyle beraber yeni bir hobi edinebilirler. Kendilerini bir anda bir spor aktivitesinin içerisinde bulabilirler ya da yeni bir kurs programına başlayabilirler diyebiliriz. 2023 yılı ilerledikçe, hız kazandıkça aslında fazlaca şans ve fırsatlar yakalayacaklar. Yılın en güzel ayı sevgili kovalar için Mart ayı olacak ve... İki yıl boyunca da kovalara şans getirecek, rahat bir nefes alacaklar diyebilirim. Evet, peki. Sanıyorum sıra Balık Burcu'na geldi. Evet. Sevgili balıklar, onlar da çok şanslı bu sene. Hazır olsunlar. Karşılarına birçok fırsat çıkacak. O fırsatları beklesinler. Çünkü biliyorsunuz bazen hani talih kapımızı çaldığında onu geri çevirmemek lazım. Çok yüksek bir enerji içine bürünecek sevgili balıklar. 2023 yılında enerjinin dozunu kaçırmamaya özen göstersinler. Yine aslında hayallerinin gerçek olacağı bir sene diyebiliriz sevgili balıklar için. Şans bu sene balık burçlarının yanında. Şimdi bütün bunları, burçları değerlendirdik ama şöyle enleri ben istiyorum aslında. En şanslı burç dediğimde koç mu demiştik? En şanslı burç. En şanslı burç boğa burcu. Yılın en şansları boğa, ikizler, koç,
Aslan, yengeç, balık ve yay diyebilirim. Paradan yana şanslı burçlar bu sene. Boğa, yengeç, aslan, oğlak, balık. Aşktan yana şanslı 2023 yılında aşktan yana yine boğa. Bu sene her şeyin başında boğa var. Boğa burcu için 2023 yılı güzel gelecek anladığım kadarıyla. Evet. Kesinlikle boğalar çok şanslı. Yine aşktan yana boğa, yengeç, başak, akrep, kova, balık burçları. Evlilikten yana şanslı olanlar yine boğa, terazi, aslan, başak ve yay burçları. İlişki ve evlilikten yana şanslılar. Kariyer anlamında en şanslı olan kim olacak? Kariyer anlamında yine boğa, ikizler, başak, balık. Peki, ben şimdi bütün burçlara söylemişken aslında biraz da doğum haritasından bahsetmek istiyorum. Şimdi bir insanın doğum haritasından yola çıkarak hangi burçlarına sahip olabiliriz? Doğduğumuz gün kaderimizi belirler mi? Doğduğumuz gün kesinlikle kaderimizi belirler. Çünkü bizim doğum haritalarımız, gördünüz mü? Hiç astroloji haritası bilmiyorum. Ben kendi doğum haritamı baktırmadım açıkçası ama gördüm. Evet. Şimdi doğum haritalarımız bizim aslında doğduğumuz anın, o dakika, saniye, saatin, gökyüzünün fotoğrafının alınıp kağıda yansımış hali. Bir nevi kaderimizin yansımış halde diyebiliriz. Bir kişinin doğduğu andan yaşadığı süre boyunca başına gelecek negatif veya pozitif olayların hepsini o doğum haritasında görebiliyoruz. Evet. Mesela şimdi ben size doğum haritamı baktırmak için gelsem. Siz gün, saat ve doğum günümü söylüyorum. Yani buradan yola çıkarak benim hayat içinde işte hangi yaşlarda neler yaşayacağımı ya da hangi zorluklarla karşılaşabileceğimi az çok söyleyebiliyor musunuz? Tam olarak nedir? Şimdi tabii ki söylüyoruz. Söyleyelim. Kişinin hangi dönemlerde neler yaşayacağını, hatta biz bunu ay ay, yıl yıl belirliyoruz. Yani kişinin ne zaman pozitif, mesela iş yeri açacak, parayla haşır neşir olacak, ya da kişi bir kaza geçirecek, ya da kişi kendi hayatı ile ilgili, doğum haritalarımızda bizim öleceğimiz zamanlar bile belirli. Öleceğimiz zamanlar derken şimdi açıkçası merak uyandıran bir söylem oldu bu. Öleceğimiz zamanı nasıl belirleyebiliyoruz ya da nasıl o zaman aralığını görebiliyoruz? Bize onu gezegenlerin haritadaki kombinasyonu veriyor. Çok uzun bir konu aslında. Yani hani biz astroloji derslerine veriyoruz biliyorsunuz sevgili Nuray Sayarı ile beraber. Hani gezegenlerin kendi potansiyelleri, harita içerisindeki yerleşimleri, kişinin ne kadar ömre sahip olabileceği potansiyelini veriyor. Açıkçası astrolojiye benim ilgim var ama bu konuyla ilgili hiçbir şey duymamıştım bu zamana kadar. Dersleri bekleriz sizlere. Tabii ki, evet. Ben de düşünüyorum zaten. Peki. Sizi bir derse davet edelim, bir bakın. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Biz doğduğumuz anda bizim hayata giriş kapımız yükselen burç. Anne rahminden bahsetmek istiyorum. Anne rahminden çıktığımız ilk an ve o ilk nefesle beraber biz doğum haritasında yükselen burçla çıkıyoruz. Evet. Tabii ki yükselen burç en önemlisi. Güneş burcundan bile önemli. Güneş ve ay burçlarımız da önemli ama haritanın başlangıç noktası birinci ev dediğimiz yükselen. ATC ben ile başla. Bunu merak ediyorum. Yükselen burç, ay burcu, güneş burcu aralarındaki farklar neler? Biz sadece genellikle güneş burcumuzu, yani doğduğumuz günün tarihiyle bize işte söylenilen güneş burcumuzu okuyoruz ya da dinliyoruz. Ama yükselen burç ve ay burcu da çok önemli. Onlar bizim hayatımıza nasıl etki ediyor? Biraz dinlemek istiyorum sizden. Tabii ki. Demin de söylediğim gibi yükselen burç bizim bu hayatta giriş kapımız ve kişiyi motive eden öncelikli şeyler neler? Kişiyi neler harekete geçirir?
onu gösteriyor. Motive eden şeyler neler? Kişinin bu hayata geliş amacı nedir? Hangi enerjiyle geldi o kişi? Örneğin yükselen ikizler olan bir kişiyi harekete geçiren, motive eden şeyler hareket özgürlüğü kazanmak. İstediklerini yapabilmek, öğrenmek, merak ettiği şeyleri araştırmak, bilgiye ve cevaplara ulaşmak. Sonuçlar, çünkü ikizler bunları yapmak ister. Öğrendiklerini paylaşmak ister, gelişime geçmek ister, sosyal olmak ister. Yani ikizler hava elementi. Burada elementler de işin içine giriyor. Dolayısıyla yükselen burç güneş burcumuzdan ve ay burcumuzdan da önemli. E şimdi güneş burcu dediğinde o bizim doğduğumuz ay ve günün özelliklerini veriyor. Güneş bizim bilinçli yönelimlerimiz, bilinçli hareketlerimiz, kimliğimiz, benliğimiz. Güneş bizim benliğimizi anlatıyor ama ay burcumuz bizim duygusal yönelimlerimiz, ruhumuzun kalitesi, içgüdüsel davranışlarımız, bilinç dışı davranışlarımız. Yani sizin şimdi ayınız yay burcundaysa siz bir kere özgür olmak istiyorsunuz. Ben ayı yay burcunda olan bir birey olarak aman derim siz biraz geç evlenin. Çünkü özgür ruhlusunuz. Ben 41 yaşında evlendim ay yay burcunda olduğu için. Evet. Ben de tercih etmedim. Kader bu. Evet. Ben de o zaman buradan bir çıkarım yapıyorum. Benim de ay burcum yay. Evet, şu anda söylediklerinizi dinleyeceğim. Tamam. Yani severiz fakat özgür olmak isteriz. Evet. Peki böyle kısa kısa burçların bu yükselen burcunu aslında hani biraz önce dedik ya, yay şunu ister, işte aslan bunu ister. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz kısa kısa? Tabii ki. Şimdi yükselen koç burcu dediğimizde yine biz zodyan ilk burcuyla başlayalım, koçla. Yükselen koç burcunun öncelikle amacı, motivasyonu aslında güç ve itibar elde etmek. Çünkü koç burcu eril bir burç, ateş elementi. Dolayısıyla kişi kendinden emin, kendine güvenen, açık sözlü, lider olmak isteyecek, kararlı, cesur. Hatta gözü kara olabilir, rekabetçi olur. Ama diyelim ki öncü olur bu arada koç burçları. Yani yapılmayanı yapmak ister, bir grubun içerisinde lider olmak ister. Ama eğer haritada bir kişinin yükselen boğa burcuysa harita sahibi öncelikle maddi anlamda güvende olmak ister. Sahip olduğu maddi ve manevi değerleri korumak ister. İstikrarlı olmak ister, huzur ister. Sabırlıdır, sakinlik ve huzur arayışındadır yükselen boğa burcu ve maddi konulara, finansal konulara önem verir. Parayı sever açıkçası. Boğa burcu için maddiyat önemli. Olduğu için estetik ve sanatsal konulara zevkine ve keyfine düşkündür. Evet. Nelerden zevk ve keyif alacağını bilir. Yükselen Başak burcu dediğimizde yine harita sahibi aslında son derece pratik olmak ister, mükemmelliyetçi, entelektüel, analitik, eleştirel bir yapıya sahip olacak, pratik olacak kişi. En güçlü özelliği mesela kusursuz, eksiksiz, mükemmel işler çıkarmak. Dikkat gerektiren işlerde becerikli olacak, eleştirel bir bakış açısıyla hareket edecek ve kesinlikle ve kesinlikle ilişkilerinde dikkatli ve ihtiyatlı davranacaktır. Evet. Yükselen yay burcu dediğimizde harita sahibi bir kere bilgiye, hakikate, bilgeliğe önem verecek. Kişi yükselen yay olduğunda hayata geniş bir perspektiften, geniş bir pencereden bakmak isteyecek. Bunun yanı sıra dini, inançla, manevi konulara, ruhani konulara çekilecek. Belki herkesin dinine, inancına, diline, ırkına saygı duyuyorum. Kişi ateisttir, deisttir ama son derece özgürlükçü fakat felsefi konuların içerisindedir. Kendini çok rahat ifade etmek isteyecek. Açık fikirli, açık sözlü, dürüst, iyimser ve hani maceracı, hevesli, seyahat etmeyi seven, yabancı kültürleri merak eden, spiritüel konulara yatkın bir yapıda hareket etmek ister diyebiliriz yay burcu için. Ama diğer taraftan baktığınızda
Biz yükselen kova burcu dediğimizde o daha kova burcu da özgürlükçü ama daha insani, bireysellikten ziyade daha gruplarla hareket etme isteği ve entelektüel konularda olmak ister. Yükselen balık burcu dediğimizde balık burcu su elementi olduğu için daha duygusal, daha kırılgan, biraz böyle sezgileriyle hareket etmek isteyen, duygularıyla hareket etmek isteyen bir yapıda hareket eder. Empati kurmak isteyecek. En fazla empati kuran burçlardan bir tanesi de balık burcudur. Evet. Peki, şimdi aslında şöyle bir soru sormak istiyorum ben size. Şimdi astrolojiye inanan, bu konuda gerçekten ilgisi olan, çalışmalar yapan bir kesim var. Ve bir taraftan da astrolojiye hiçbir şekilde inanmayan bir kesim var baktığımızda. Şimdi karşınızda astrolojiye hiçbir şekilde inanmayan biri olduğunu farz edersek ona ne söylemek istersiniz? Ben ona 100 dolarlık banknota bakmasını söylerim. Neden biliyor musunuz? Benjamin Franklin 100 dolarlık banknotlarının üzerinde resmi olan kişi. Yüzlerce buluş yapmış. Faretoner'den gözlük merceğine kadar. Baktığınızda diplomat, siyasetçi. Paris Barış Anlaşması'nın mimarları arasında. Yazar. Ve astroloji üzerine bir günlük yazmış bir kişi. Düşünebiliyor musunuz? Albert Einstein dediğiniz matematikçi. Buluşlar, icatlar yapmış bir kişi. Astrolojiyle yakından ilgileniyordu. Astroloji bilgisinin hayatına birçok şey kattığını belirtiyor. Yazmış olduğu yine kendisinin de bir astroloji günlüğü bulunmakta. Yine tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat'a baktığınızda insan bedeni üzerinde çalışmalar yapmakta ama astrolojiden faydalanıyordu. Ve onun çok güzel bir sözü vardır biliyorsunuz. Astroloji bilmeyen doktora ben doktor demem diye. Yine bunun yanı sıra Ptolemy'ye, maşallah İbni Ezra'ya, Johannes Kepler'e baktığınızda, Vetus Valens'e baktığınızda, Schörner'e baktığınızda, yani kimleri sayayım ben size, matematik profesörü mesela Schörner çeşitli astroloji eserleri yazmıştır. Dolayısıyla inanmayan kişilere araştırmalarını söylerim. İnsanlar neden inanmazlar biliyor musunuz? Bilmedikleri için korkarlar, inanmazlar. Evet, yani böyle bir ön yargı da var aslında. İnsanlar genelde araştırmadan ön yargıyla yaklaştıkları zaman bir konuya ne yazık ki böyle farklı sonuçlar çıkabiliyor. Yani ya tamamen reddediyorlar ya tamamen inanıyorlar. Yani gerçekten bir konuyu önce araştırıp daha sonra karar vermek gerektiğini düşünüyorum ben de. Ben nacizane şöyle söyleyeyim. Astrolojiye inanmak aslında gökyüzüne bakmak, yıldızlara bakmak, insan olduğu, var olduğu andan itibaren bir kere zaman mekan kavramına, ay ve güneşi gözlemleyerek, sonrasında yıldızları gözlemleyerek, ay ve güneş de yıldız aslında baktığınızda, demin de dediğim gibi bize yol gösteriyorlar, rehberlik ediyorlar. Bundan daha güzel ispat var mı? Astronomi ve astroloji iç içe bir ve baktığımızda eski astronomlar hepsi de astrolojiyle iç içe beraberlerdi. Ben insanların çok ön yargıyla yaklaştıklarına inanıyorum ve ben bundan önceki astrolojiden önce finans sektöründeydim. Daha öncesinde aynı zamanda ithalat ve ihracat yapıyordum. Kendi şirketim vardı bebek sağlığı üzerine. Bebek abdominal hareketlerini takip eden bir cihazı ithalat ve ihracatını yapıyordum. Dolayısıyla astroloji hayatımın hep içinde vardı. Benim ablam da astrolog. Fakat hiçbir zaman içerisinde tam olarak hazır hissetmedim. Ta ki gökyüzü uygun anı
Benim için önüme serdiğinde ben bütün işimi bırakıp astrolojiye giriş yaptım diyebilirim. Yani her şeyin bir nedeni, her şeyin bir zamanı var diyebiliriz. Peki şimdi bir astrolog olarak aslında ben size şunu sormak istiyorum. İnsanların doğum günlerini, işte doğum haritalarına bakarak onun kişiliği, karakteriyle ilgili birçok bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Şimdi siz yeni tanıştığınız biriyle ilk olarak isminden sonra doğum gününü mü soruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz mesela? Ben eşimle tanıştığımda, geç evlilik yaptım, 41 yaşında. Eşimle tanıştığımda objektif olamadığım için hem ablama hem de bir başka tanıdığım arkadaşıma danıştım. Hayır, tam da o pozisyon var ama bizim evliliğimiz kadersel. Şimdi o kaderselliği görünce açıkçası biraz çekindim ve onlardan aslında danışmanlık aldım. Nasıl psikologların kendilerini tedavi etmeleri mümkün değilse, biz astrologlar da bazen objektif olamıyoruz. Kendimizle ilgili ama, ya da ailemizle ilgili. Dolayısıyla onlardan destek alıyorum. Tabii ki tanımadığım bir kişiyle ilgili, özellikle iş yapacaksam, bilgilerini alıp bakıyorum. Ya da öğrencileri bin mesela bakıyorum. Evet. Peki şimdi kendi haritanızdan da bahsetmişken, aslında kendi haritanıza sürekli bakıyor musunuz? Yani bu bir kere bakınca tamam, her şeyi gördüm, bitti mi? Ya da sürekli bakılmak mı gerekiyor? Sürekli bakıyorum. Niye? Genel anlamda transitleri biliyorum. Haritamı görmem önemli değil benim. Çünkü haritam benim zihnimde. Transitleri bildiğim için, bir de bizim yıllık şeylerimiz var. Öngörü yöntemleri dediğimiz, aslında açtığımız başka haritalar var. Onlarla kıyaslıyorum. Bazen işte sert geçişleri bildiğim için düşünmek istemiyorum ama o sizin gözünüzün önüne geliyor. Nelerin olacağını tahmin ediyorsunuz, öngörebiliyorsunuz. Evet. Rahmetli babamın mesela vefatını, bunun yanı sıra ailede olacak bir takım güzel ya da negatif durumları da açıkçası gözlemliyorum, görüyorum ve yaşıyorum. Peki bunu önceden görmek ya da bu konuda bir tahmin yürütmek biraz korkutucu değil mi? Şimdi şöyle, geçen gün yine aile bireylerimle, aslında kendimde de söyledim. Ben mesela ay yay burcunda olduğum için ateş elementinde çok çabuk şey olabiliyorum, öfkelenebiliyorum. Anında böyle heyecanlanabiliyorum. Dolayısıyla mesela ona göre de önlemlerimi alıyorum, transitlere bakarak. Peki şimdi size son soru olarak, bu arada yayınımızın da sonlarına geldik. Evet. Astroloji sizin hayatınızda tek kelimeyle sorsam neyi değiştirdi? Hayatımı değiştirdi. Kesinlikle hayatımı değiştirdi. Hayatıma çok güzel insanlar soktu. Hayatıma eski insanlar soktu. Öncelikle hani ablam diye söylemiyorum, Nuray Sayır zaten aileden, ama Öner hocamı soktu, Öner Döşer'i. Kıymetli, Allah rahmet eylesin, mesela ondan önce Atani Run beyefendiyi, hayatıma çok kıymetli insanlar kattı. Öğrencilerimi soktu. Hayatım bambaşka değişti. Peki şimdi ailede astrolog böyle fazla olunca, Nuray Hanım'la mesela arada çatıştığınız böyle ya da anlaşamadığınız konular oluyor mu astroloji üzerinde? Tabii ki oluyor. Olmaz mı? Bütün ailede, yani aile içerisinde kim diyebilir ki bizim ailemiz dört dörtlük? Bir ailenin içinde akılsız da var, delisi de var yani. Yok, astroloji anlamında özellikle. Biz şöyle bir karar aldık. Dedik ki belli bir yaştayız, haritalarımızı da biliyoruz. O onu demiş, bu bunu demiş, hiç gerek yok. Konuşmaya bile gerek yok. Sen de beni tanıyorsun, ben de seni tanıyorum. Es geçelim, gülelim. Gülelim geçelim yani. Evet, böyle bir anlaşma yaptınız yani aranızda. Aynen, evet. Kesinlikle. Peki Gülay Hanım, yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Görüşmek üzere. Evet, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İnşallah. O zaman. Güle güle. Evet. Güle güle. Sevgili izleyenler, yine bir Haber Arkası programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarıyla yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.